yapılar alanın önemli olduğu büyük şehirlerde yaygın olarak kullanılıyor. En çok Japonya'da. Bunların 1800'lü yıllardan itibaren çok değişik, güzel. Tabii kullanım olarak olmasa da görünüm olarak diyelim. Örnekleri var, ilginç örnekleri var. Narrow building, thin building deniyor. Dar binalar, ince binalar. Tokyo'dan mesela birçok dar yapının bir arada olduğu bir örnek. Yine Tokyo'dan başka bir mahalleden bir örnek. Bunlar da yol kenarında ve köşelerde en küçük alanları değerlendirmeye yönelik. Diyor ki genişliği 1 metre veya daha ince olan iş ya da oturma alanı olarak kullanılan fonksiyonel görünüşlü bu tür binalara en çok alan sıkıntısının çok olduğu Japonya'da rastlanmaktadır. Sangenjaya Tokyo'da yine bir mahalleymiş. Ramen şukmuş şu. Kochi şehrinde yine Japonya'da karayolu ve pirinç tarlası arasında 0,3-1,5 metre genişliğinde şu barınak tarzında bir şey. 0,3'ten 1,5 metreye doğru trapez şeklinde genişliyor demek ki planda. Sarmaşıkla kamuflaj edilmiş dar bir barınak. Tokyo'da tek kişilik bir aile evi 3 metre genişliğinde 20 metre uzunluğundaymış. Bu yapılara Godzilla dominoları ya da krep evler de deniyormuş. Tokyo'da küçük bir bina. Osaka krep evi. Osaka'da yine Japonya'da bir şehir. Japonya'da köşenin kullanıldığı dar bir örnek. Kanai apartmanı bu şekilde apartman olarak da yapmışlar. Çok ince bir duvar halinde Nagasaki'de yine Japonya'dan bir yer. Nagasaki'deki bu ince evin diğer görünümleriymiş. Ha şunun arkadaşlar şunun diğer görünümleri dikkat ederseniz. Osaka'dan Japon şehri yine. Nagasaki'de Japon şehri biliyorsunuz. Atom bombası atılmıştı. Bazı örnekler. Minatoku, Tokyo'da bir semt demek ki. Osaka ve Tokyo'dan örnekler. Japonya'dan yine bir örnek. Tuvalet kağıdı rolları tarzında dar bir bina. Setagayaku, Tokyo'da yine bir semt demek ki. Oradan bir örnekmiş. Roppongi ve Tokyo örnekleri. Tokyo mezar taşı binası. Böyle diyorlarmış. Şu yapı. Aynı yapı bunların hepsi. Farklı açılardan. Japonya'da yine tuvalet kağıdı gibi bir yapı. Şuna da benziyor. Şurada da var. Shibuya da imiş bu da. Yine dar örnekler. Shinjuku'dan bir mezar taşı yapı. Tokyo'da iki daha geniş yapının arasındaki alanı kullanmış. Takoz evde denebiliyor bu tarz yapılara. Modern ince bir tasarım. İnce derken ev gerçekten ince yani dar bina. Sea House, Higashi Kurum City, Tokyo'daymış. Ebisu yine Tokyo'daymış. Tokyo'dan başka bir örnek. Tabii en yoğun olduğu
yer, Tokyo, Osaka, Nagasaki gibi yerlerde en küçük alanları bile değerlendirmek amacıyla yapılmış. Tokyo'da uzay gemisini andıran dar yapı. Şu yapı yani. Bunun içten bir görünüşü ve gündüz dışarıdan bir görünüşü. Helena Queiroz Greminho'nun eviymiş bu. Madre de Deus, Brezilya'daymış. 1 metre genişliğinde 10 metre boyundaymış. Brezilya'da da böyle bir örnek varmış. Gümüş Ev Londra'da. Şu eski yapıların arasındaki kısmı değerlendirmiş herhalde. Dar kenarı 5 fit, geniş kenarı 10 fit olan bu yapı 1 milyon dolara satılmış. Şu yapı herhalde. 5 ve 6. sokaklar arasındaki Batı 46. sokakta bulunan Flat Iron binası yanında iki yüksek apartman arasında bir dar yapı New York'ta. Şu. Bakın daha eski mesela bu 1800'lü yılların sonlarında yapılmış bir şeye benziyor. Aynı yapının çeşitli yönlerden görünüşleri. Amsterdam'da 1 metrelik ön kapı girişinden daha geniş olmayan bu evin tavanındaki ışık fikstürü bile hemen hemen evle aynı genişlikte. Şurasını diyor herhalde. Ha, şu kısmı diyor. Şurası, ha, şu kısım arkadaşlar. Dar yapı şurası. Şurada da pencerenin neredeyse içini dolduruyor. Oud-Hoogstraat 22 Amsterdam'daymış bu. Bakın eski bir yer. Şurada dar bir giriş gibi olabilir ama şu dar bir yapı. Bu da Klovenisburg var. Sahipleri bir müze haline dönüştürmüş. Amsterdam'daymış yine. Yine aynı Klovenisburg Wall. Şu yani. Trippin evi ya da Mr. Trippin arabacısının evi de deniyormuş buraya. Efsaneye göre Mr. Trippin arabacısı sadece efendimin evinin ön kapısı kadar bir evim olsa yeter diye dilekte bulunmuş. Mr. Trip de ona bu evi yaptırmış. Britanya'da Millport'taki bir yüzü sadece 47 inç olan bu yapı 27 bin sterline satışa sunulmuş. Şurası. Sanki şu iki yer köşe yapıyor gibi. Buraya da onu yapmışlar. Şurası. Daha sonra da şu dejavu zest olmuş demek ki. Yapı burası. Boston'dan bir örnek. Köln, Almanya'dan. Mimarları Brandpuper Kneis'miş. Şu yapıda daha modern bir yapı. Bilinmeyen bir yerden. Türkiye'ye benziyor. Bilinmeyen yer demiş de biraz. Chicago'daki Millennium Park'ta bir yapı. Osaka ve Tokyo'dan dar yapılar. Japonya'dan Osaka'dan Osaka, Japonya'da bir yer. Ebisu, Tokyo. Tokyo'dan bir cephe kaplaması tarzında aslında sanki yapılmış. Şu kısımlara doğru genişliği varsa şu içeriden beri şu dükkanında herhalde o kısımlara doğru bir genişliği var. Osaka. Bunları görmüştük. Bazıları aynı. Evet, bunları görmüştük. Hiroşima'dan şunu görmemiştik sanırım.
Yine tuvalet kağıdı şeklinde. Bunu görmüştük galiba. New York, Amerika'da 1873'ten beri hizmet veren ayakkabıcı dükkanıymış. Şurası da dar. Belki burası da dardır tam. Herhalde şurası da dar. Farklı yerlerden örnekler. Avrupa'dan. Şunu görmüştük. Dünyanın en güzel 20 kütüphanesi var. Ona da bir bakalım şuralar. Tistagen Kütüphanesi, İsveç. Parlamento Kütüphanesi, Stockholm, İsveç'te. Abbey Kütüphanesi, Galen, İsviçre'de. Real Gabinetta Portugues de Letora, Rio de Janeiro, Brezilya'da. Trinity College Kütüphanesi, Uzun Oda, Dublin, İrlanda'da. Melk Manastırı Kütüphanesi, Melk, Avusturya'da. J. Walker's Özel Kütüphanesi. Cizik Museum Kütüphanesi, az önce o müzeyi görmüştük. Şu kütüphane işini görmemiştik herhalde Amsterdam'da. Parlamento Kütüphanesi, Ottawa, Kanada'da. Strahov Manastırı, Teoloji Kütüphanesi, yani din kitaplarının olduğu bir yermiş. Prag, Çek Cumhuriyeti'nde. Herzog Ağustos Kütüphanesi, Wolfenbüttel, Almanya'da. Kolombiya Genel Üniversitesi Kütüphanesi, Coimbra'ymış. Coimbra, Portekiz'de. Coimbra diye bir yer varmış. Biblingen Manastırı Kütüphanesi, Ulm, Almanya. Stiftsbibliothek, Klosterneuburg Kütüphanesi, Avusturya'da. Klosterneuburg. Merkez Kütüphanesi, Seattle'da. Manastırı Kütüphanesi, Admont, Avusturya'da. George Peabody Kütüphanesi, Baltimore, Maryland, Amerika'da. Milli Kütüphane, Beyaz Rusya'da. Sansovino Kütüphanesi, Roma, İtalya'da. Eski İngiliz Okuma Binası, British Museum, Londra, İngiltere'de. Kongre Kütüphanesi, Washington DC, Amerika'da. Bu sırada Tokyo manzaralarından bazı örnekler var. Ginza Mahallesi Tokyo'da yoğun bir mahalle. Katlı otoyolları çok meşhurdur Tokyo'nun. Rainbow Bridge. Katlı otoyollar şeklinde bir köprü. Prens Shinagawa Doğu Kulesi. Katlı otoyollardan bir görünüm. Şangay Ekspres yolu. Yoyogi istasyonu yakınlarından Shinjuku Mahallesi. Tokyo'da birbirinden çok farklı mimari tarzlarda yapılar görülebilir. Kamu ve özel tüm yapıların yalıtım ve korunumuna azami önem gösterilir. Bakım ve onarımı sürekli olarak yapılır. Yapılar uzun ömürlü olarak düşünülür, tasarlanır ve inşa edilir. Tokyo'da
Hidome Mahallesi. Hidome Mahallesi'nden bazı görünümler. Shinagawa. Japon kapsül öğrenci evleri oldukça yüksek teknolojili, iyi donanımlı ve bakımı kolay, küçük odacıklar şeklinde planlanmaktadır. Lego evleri tarzında. İlk kapsül bina, bunu bir videomuzda görmüştük. Sadece öğrenciler için modüler taşınabilir kapsül yapılı kapsüller düzenlenmemiştir. Yüksek teknolojiyle donatılmış kapsül binalar 1970 yılında Tokyo'da yerleşik olarak yapılmaya başlanmıştır. Nagakin Kapsül Kulesi, Kisho Kurokawa tarafından tasarlanan orijinal bir kapsül oteldir. Daha sonra apartmana dönüştürülmüştür. 14 katlı kulenin 140 kapsül merkezi bir çekirdek etrafında açılı olarak işletilmiştir. Her birim sökülebilir ve yeri değiştirilebilir tarzdadır. Kurokawa 33 yıl sonra değiştirmek amacıyla birimleri tasarlamıştır ama bu gerçekleştirilmemiştir. 1970'te yapmış. Sonra da taşınmamış. Kapsül konut geliştirme tasarımları Montreal Expo 1967 için yapılan Habitat projesiyle başlamıştır. Bunu görmüştük. Modern Japon kapsül otelleri, Ginza Tokyo civarındaki kısa süreli barınmalar için tasarlanmış birçok kapsül otelden birine ait 85 yılında çekilmiş bir fotoğraf. Aşağıda bir çocuğun oyuncak bloklarını andıran sevimli konutlar Tokyo'nun bir banliyösü olan Mitaka'dadır. Japon sanatçı Tsuchiko Arakawa ve Fransız şair Madeline Ginz tarafından tasarlanmıştır. Bu da içinden görünümler. Bu da detayları galiba. Mavi, kırmızı, sarı, pembe ve diğer parlak renkler binaya müşteri çekmek isteyen oyun kafeleri ya da fast food restoranları havası vermektedir. Döşemelere farklı eğimler, tavanlara iç bükey eğrilikler, duvarlarda beklenmedik yerlerde bulunan elektrik düğmeleri dengesizlik izlenimi vermektedir. Şunlar. Dönüşümlü otel. Bakın resmen çizgi resim gibi, çizgi roman gibi. Arakawa and Ginz sadece Japonya'da değil, tüm dünyada inşaat yapıları konusunda ve toplum yaşamında bir devrim yapmak için parçaları Japonya'da üretilip değişik formlarda New York'ta inşa edilebilecek dönüşümlü otel adında bir modüler otel üzerinde çalışmaktadırlar. Ayrıca her ülkede uygulanabilecek modüler şehir blokları tasarlamaktadırlar. Şu anda prototip konut projesinin birim başına yaklaşık 800 bin dolar gibi oldukça fahiş fiyatları var. Ancak birçok firma ve şahsa cazip gelen bu projeler yakından takip ediliyormuş. 15-20 sene önce tabii bu dediklerimiz. Öğrenci köyü De Uni Tof Kampüsü, Utrecht, Hollanda. Da taşınıyor bakın. Çelik konteynerlar gibi. Modüler. Mikrokompakt ev, doğal çevreyle entegre bir öğrenci köyü, O2 Münih Teknik Üniversitesi Almanya 2006'dan bir görünüm ve değişik kaplamalar da yapmışlar. Yine o kaplamaları görüyoruz. Her biri 2,65 metreküp hacimli. Bu kapsül yapılarda plazma ekran, yüksek kalitede mutfak ve banyo aletleri Siemens sponsorluğuyla yapılmış.
yüksek hızlı internet bağlantısı gibi teknolojiler mevcut. Evet, bu slaytta bu şekilde.